Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Ankara'dan gelen misafirleri gece yarısı havaalanında karşılamıştık. Burada bir sorun yok. Onu fazla yormayın, sakın taşıyabileceğinden fazla yük yüklemeyin, kime yüklemeyin, ona yüklemeyin. Kime sorusu arkadaşlar? Dolaylı tümleçin sorusudur ve burada bir dolaylı tümleç eksikliğinden bahsedebiliriz. Cevabımız B şıkkı. Neden bu kadar bencilce davranıyorsun diye sordu yaşlı gözlerle. Bir sorun yok. Başına eğip birkaç cümle kurduktan sonra yavaş adımlarla odayı terk etti. Sorun yok. Büyük kararların arifesinde odasına çekilir, sessiz sessiz düşünürdü derken burada da bir sorun yok. Cevabımız B şıkkı. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? Ebeveynler çocuklarının şehrin kargacık burgacık sokaklarında yollarını şaşırdığından korkarak onları dikkatli olmaları için uyarıyor. Evet, şimdi bakıyoruz ebeveynler yerine e, ana babalar demek hayır arkadaşlar yanlış. Onları sözcüğü cümleden çıkarılarak hayır Şaşırdığından yerine şaşırmasından burada arkadaşlar bir ek yanlışlığı vardır gördüğünüz gibi. Ek yanlışlığından dolayı yani buradaki e, fiilimsi yanlışlığından dolayı daha doğrusu cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Şaşırdığından değil dık, dık fiilimsisi yerine şaşırmasından isim fiili gelecektir diyoruz. Olmaları yerine davranmaları değil çocuklarının sözcüğündeki ın eki cümleden çıkarılarak bu da değil. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz arkadaşlar. Cihazın ısı kaynağı görevi gören güç ünite sayesinde USB aracılığıyla akıllı telefonlar, tabletler ve bunlara benzer küçük elektronik cihazlar şarj edilebiliyor. Şöyle mi olması gerekiyordu arkadaşlar? Cihazın ısı kaynağı görevi gören güç ünitesi sayesinde olması gerekiyordu. Güç Ünitesi arkadaşlar bu şekliyle baktığımızda şuradaki ı i'nin bir tamlanan eki olduğunu ve tamlanan eki eksikliği olduğunu görebiliyoruz. Bu şekliyle baktığımızda cevabımız denizli şıkkı olacaktır. Özne eksikliği, nesne eksikliği, ek fiil eksikliği, tamlayan eksikliği değil tamlanan eki eksikliği olacak cevabımız denizli. Bu cümlelerde aşağıdaki anlatım bozukluğu nedenlerinden hangisi örneklenmemiştir? Gençlerin tecrübesizlikten ve bilgi yetersizliğinden kaynaklanan şüphelerini gidererek yönlendirdi. Kimi yönlendirdi? Gençleri. Kimi sorusu arkadaşlar, nesnenin sorusudur. O halde burada bir nesne eksikliğinden bahsedebiliriz. Yani Denizli şıkkını eliyoruz. Her zaman yanımda olup beni destekleyeceğinden dün de bugün de kuşkuya düşmedim. Dün de kuşkuya düşmemiştim. Şöyle Düşmemiştim. Bugün de kuşkuya düşmedim dediğimde burada da bir yüklem eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla C şıkkı da gider. Romanların da cümle yapılarına ve sözcük seçimlerine dikkat etmediğinden pek okunmuyor. Ne okunmuyor? Romanları pek okunmuyor. Yükleme sorduğum ne sorusu da bana özneyi vereceğinden arkadaşlar. Burada da bir özne eksikliği söz konusu Bursa şıkkında eledik. İnsanı karamsarlığa sürükleyen kimi duygular? Ne kadar uğraşırsanız uğraşın unutulmazlar. Eğer benim öznem insan dışı ve çoğulsa yüklemim tekil olmak zorunda. Buradakilerler gereksiz kullanıldı. Özne yüklem uyumsuzluğundan bahsedebiliriz. Cevabımız Adana şıkkı olacak. Tamlama yanlışlığı yok. Bu parçadaki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Tarihin kimi dönemlerinde aydın sayılan kişilerin hakim gücü yanında olduğu görülür. Bu kabul edilebilecek bir durum değildir. Dolayısıyla aydınlara görevini hatırlatmak ve uyarmak toplumsal bir sorumluluk olarak görülmelidir. Aydınlara görevlerini hatırlatmak ve aydınları uyarmak değil mi arkadaşlar kimi aydınları Kimi sorusu da bizim için nesnenin sorusudur. Gördüğünüz gibi burada bir nesne eksikliğinden bahsedebiliriz. Cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Boyası dökülmüş eşyalarımı yeniletmek için mahalledeki ustaya götürdüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada herhangi bir sorun yok. Bunu eliyoruz. İyi bir insan iyilik düşünür. Hayatı güzel anılarla doldurmak ister. Burada da bir sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Yumuşak huylu olmasına rağmen hakkında hep kötü konuşulurdu. Bir sorun yok. Devam. Akşam yemeğini yedikten sonra kahve içip sohbet etmek üzere misafir odasına geçildi. Arkadaşlar, geçildi gördüğünüz gibi edilgen bir fiildir. Ama fiilimsiye baktığımızda etken. O zaman ya ikisini edilgen yapacağız ya ikisini etken yapacağız. Akşam yemeği yendikten sonra dersem edilgen yapmış olurum şuradaki ne ekinden dolayı. Akşam yemeği yendikten sonra kahve içip sohbet etmek üzere misafir odasına geçildi dediğimde edilgen edilgen yaptım. Ya da şöyle düzeltebilirdim. Akşam yemeğini yedikten sonra kahve içip sohbet etmek üzere misafir odasına geçti demem gerekiyordu. Ya fiilimsi edilgen yapacağım ya da fiili etken yapacağım arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı her türlü. Ne yapılırsa yapılsın bu meselenin çözüme kavuşturulamayacağı düşünülüyor. Burada bir sıkıntı yok. İkisi de edilgen gördüğünüz gibi. Dediğim gibi cevabımız D şıkkı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yağmur yağarken şemsiyemi, çizmelerimi ve yağmurluğumu giyip tenha caddede biraz dolaşmak istedim. Arkadaşlar çizmeyi giyersin problem yok. Yağmurluğu da giyersin problem yok ama şemsiyeyi giymezsin. Şemsiyeyi alıp çizmelerimi ve yağmurluğumu giyip tenha caddede biraz dolaşmak isterdim. Dediğimizde arkadaşlar burada bir fiilimsi eksikliği olduğunu görebiliriz alıp zarf fiil eksikliği vardır burada. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Evreni bir bulmaca olarak gören Einstein onun gizemlerini çözmeye çalışırken büyük keyif alırdı. Bir sorun yok burada. Kendi meraklarını gidermek ve insanlığa hizmet etmek için bilim insanları deney yapardı. Bir sorun yok arkadaşlar. Toz parçacıkları güneşten gelen enerjinin bir bölümünün uzaya geri yansıtılmasını sağlıyor. Geri yansımasını sağlıyor olması gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü benim fiilim etken olduğu için fiilimsinin de etken olması gerekiyor. Burada bir çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Cevabımız bu yüzden C şıkkı. İnsanların ürettiği kültür, sanat ve bilim yapıtlarını merak ettiğimizde müzeleri ziyaret ederiz. Burada da bir sorun yok. Kur'an geliştirmek için gereksinim duyulan en önemli şey hiç kuşkusuz düş gücüdür. Burada da bir sorun yok. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinin yapılmasıyla giderilebilir? Kendi türüyle iç içe yaşamak zorunda olan insan kendini toplumun bir parçası hissetme noktasında belirli bir doyuma ulaşmak için iç ve dış hesaplaşmalarını en erken zamanda çözmesi gerekir. Bakıyoruz arkadaşlar. Kendi sözcü cümleden çıkarılarak toplumun bir parçası hissetme kendini toplumun bir parçası hissetme hayır bunu cümleden çıkaramam. İç sözcüğünden sonra hesaplaşmaları sözcüğü geç, getirilerek iç hesaplaşma ve dış hesaplaşma gerek yok arkadaşlar buradaki hesaplaşmalarını ifadesi her iki sözcük içinde kullanabiliyorum. Yani burada tamlanan ortak olmuş. Herhangi bir problem yok. Buna da gerek yok. İnsan sözcüğüne tamlayan eki getirilerek tamlayan eki ın in indi değil mi? Şimdi bakalım. Kendi kültürüyle iç içe yaşamak zorunda olan insanın Kendini toplumun bir parçası hissetme noktasında belirli bir duyumu ulaşmak için iç ve dış hesaplaşmalarını en erken zamanda çözmesi gerekir. Kimin çözmesi gerekir? İnsanın. Doğru oldu. Gördüğünüz gibi insan sözcüğüne tamlayan eki getirilerek sorunu çözdük. Cevabımız C şıkkı. En sözcüğü yerine çok getirilerek hayır hiç gerek yok. Noktasında sözcüğündeki bulunma durum eki çıkarılarak noktası olur o zaman noktasın olur olmaz. Dolayısıyla... Dediğim gibi cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki anlatım bozukluklarından hangisinin nedeni yay ayraç içinde yanlış gösterilmiştir? Bu yıl özel ve kamu liselerine girecek öğrencilerin sınavları daha kolay olacak tamlama yanlışlığı. Özel liseler ve kamu liseleri gördüğünüz gibi bir tamlama yanlışlığı söz konusu. Yaşlı adam kendinden emin bir tavırla sürekli konuşuyor, susmuyordu. Sürekli konuşuyor. O zaman buraya bir zarf gerekli. Hiç susmuyordu bu da doğru. Bunca güçlüğe nasıl katlandığına, nasıl açtığına şaşırıyorum. Bunca güçlüğü nasıl açtığına şaşırıyorum neye? Bunca güçlüğü nasıl açtığına. Burada gördüğünüz gibi bir nesne eksikliği söz konusu. Gençlerden çok büyük başarılar bekliyoruz ama gereken değeri vermiyoruz. Kime gereken değeri vermiyoruz? Gençlere kime sorusu? Yer tamlayıcısının yani dolaylı tümleçin sorusudur. Dolaylı tümleç eksikliği var burada da. Devam ediyoruz. Günümüzde elektronik cihazların en büyük sorunu aşırı ısınma olduğu bilinmektedir diyor arkadaşlar. Burada herhangi bir yüklem eksikliği yok. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olacaktır. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bilmediğim bir veriden haberdarsan hiçbir zaman kaybetmeden benimle paylaşmalısın. Benimle neyi paylaşmalısın? Veriyi paylaşmalısın gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle veriyi e neyi sorusu da nesnenin sorusudur. Dolayısıyla burada bir nesne eksikliğinden bahsedebiliriz. Evet şimdi bakıyoruz şıklara. Okulda arkadaşımızı biz, diğerini de onlar konsere götürecekler. Okulda arkadaşlarımızı biz konsere götüreceğiz. Şöyle götüreceğiz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yüklem eksikliği var. Bunu eliyoruz. Herkes başarılı olmayı hayal etse de bunun için gayret göstermiyordu. Kimse bunun için gayret göstermiyordu demem gerekiyor. Burada da bir özne eksikliği vardır. Bu tarihi salonda seni beklerken küçük birkaç kurabiye ve kahve içtim küçük birkaç kurabiye yedim ve kahve içtim. Burada da bir yüklem eksikliği bunu da eliyoruz. Kişisel eşyalarını büyük bir özenle saklar, gözü gibi bakardı. Neye bakardı? Onlara bakardı. Neye sorusu da dolaylı tümleç sorusudur. Burada bir dolaylı tümleç eksikliği vardır. Okurda merak uyandıran, heyecanlandıran konularda kalem oynatmıştır. Okurda merak uyandıran, okuru heyecanlandıran, kimi heyecanlandıran okuru kimi sorusu da nesnenin sorusu gördüğünüz gibi burada bir nesne eksikliği var. Bu yüzden cevabımız Edirne şıkkı olur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Gençlerin kendilerine yönelen eleştirileri dikkatle dinlemeleri, anlayıp ona göre kendilerini şekillendirmeleri gerekir. Burada bir sorun yok. Eğer roman yazmak katkıda bulunmak istiyorlarsa göz ardı edecekleri bir eleştiri olmamalı. Arkadaşlar, eğer roman yazmak ve ve yani oradaki virgül ve romana katkıda bulunmak istiyorlarsa, gördüğünüz gibi burada bir sözcük eksikliği, dolaylı tümleç eksikliği var. Bu yüzden cevabımız B şıkkı. Ne yazık ki birimizin genç romancıları kendilerini çok yükseklerde görüyor ve eleştirilere burun kıvırıyor bir problem yok. Bu tavrın onlara nasıl bir faydası olduğunu bilmiyorum. Bununla birlikte kendilerini geliştirememelerinde bu kendini beğenmişliğin büyük bir payı olduğunu düşünüyorum. Burada da bir sorun yok. Dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı olur.